Size şunu sormak istiyorum. Bugün konuşulan bir şey geldi kulağıma. Şimdi sizin söylediğinizle de biraz örtüştürdüğüm için soracağım bu soruyu. Selahattin Demirtaş'a desteğin daha üst seviyeye çıkacağını söylediniz bu kararın ardından. Yani cezaevinde olduğu süre içinde Mandela'ya benzetenler oldu. Bugün böyle bir konuşmaya tanık oldum. Yani daha güçlenip biraz da aslında bir siyasi hareketin bir simgesine dönüşür mü? Aynı soruyu aslına bakarsanız Altan Tan'a da soracağım birazdan. Ne düşünüyorsunuz? Selahattin Demirtaş'ın gücünü hakikaten katmerleyecek bir adım mıdır bu? Yani geçenlerde Demirtaş'ı özel olarak ele alan bir araştırma yapılmıştı. O araştırmalar üstüne araştırmasında diğer aktörleriyle kıyaslandığında Demirtaş'ın uzak ara önde olduğunu gösteriyor. Ravest'in açıklamasını Evet, diyorsunuz. Evet. uzak ara önde olduğunu gösteren bir araştırma vardı. Tabii bunun çeşitli nedenleri var bana sorarsanız. Bir kere Demirtaş halen 2015 öncesi siyasal performansıyla değerlendiriliyor. Çünkü 2016'dan beri içeride 2015'te gerek Cumhurbaşkanlık seçimi gerekli diğer seçimlerinde elde ettiği başarı Demirtaş'ın yıldızının parlamasına sebep veren unsurlardan bir tanesi. İkinci bir sebep 8 yıldır tutuklu ve bu tutuklamanın kendisine yapılan uygulamanın haksız olduğuna dair Türk kamuoyunda çok yoğun bir duygu var. O nedenle ondan ona yönelik bir destek artıyor. Üçüncü olarak da HDP içerisinde veya DEM Parti içerisinde Demirtaş'ın yerini alabilecek herhangi bir aktör ortaya çıkmadı. Bu anlamda da Demirtaş'ın orada ciddi bir desteği var seçmen nezdinde. Şimdi bu kararla birlikte bence bu popülaritesi veya bu desteğini daha da artıracaktır. Çünkü kararın kendisinin haksız olduğu, kararın kendisinin son derece siyasi olduğuna dair hem Türk seçmenlerle ilgili hem Türkiye kamuoyunda bir genel kanaat var. Bu kaçınılmaz olarak Demirtaş'ın seçmen desteği anlamında lehine işleyecek bir süreç. Aynı soruyu size de yönelteyim Altan Tan. Ne düşünüyorsunuz bu konuda siz? Gücünü daha da katmerleyecek bir mağduriyet yaratacak bir karar gibi görülüyor. Ama az önce Sayın Vahap Coşkun'un söylediği de önemli. Kürt siyaseti içinde Demirtaş'ın yerini alabilecek bir aktör de siyaset sahnesine henüz çıkmadı dedi. Ne diyorsunuz siz bu noktada? Ben bu konuda fikirlerimi defaatle paylaştım kamuoyuyla. Selahattin Bey'le de genel başkan olduğu dönemde de siyaseten ve fikren uzlaştığımız, anlaştığımız dönemler oldu. Ama özellikle son dönemde tamamen ayrıştığımız ve onun siyasetini ve tavırlarını yanlış bulduğum dönemlerdi. Türkiye'de siyaset maalesef akıldan ve performanstan ziyade duygular etrafında şekilleniyor. Ne demek istiyorum? Türkiye halkı, yani Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, laikiyle, dindarıyla, sünnisiyle mağdur olan insanlara kredi açar. Bu krediyi Necmettin Erbakan da kullandı. İşte Adnan Menderes de kullandı. Hatta ilk döneminde Süleyman Demirel de Demokrat Parti mirası üzerinden kullandı. Tayyip Erdoğan da kullandı. İşte biliyorsunuz meşhur siyasete giriş sürecini, cezaevi sürecini. Şu an Selahattin Demirtaş da bir kredi biriktiriyor. Bu mağduriyet üzerinde. Ve bu kredi de her geçen gün artıyor. Çünkü işte 8 yıldır cezaevinde elle tutulur, gözle görülür, bu kadar bir cezayı hak edecek bir davranışı yok. Tekrar söylüyorum, siyasi yanlışları var. Ama bunların karşılığı bu değil. Siyasi yanlışların karşılığını halk verir. Neyle verir? Oyla verir. Ya destekler veya desteklemez. Şimdi esas soru şu. Bundan sonra Selahattin Demirtaş bu biriktirdiği krediyi nasıl kullanacak? Veya nasıl kullanıyor? Şu an cezaevinde de yani yaptığı siyasal hamlelerle nasıl kullanıyor? Esas tartışılacak konu budur. Çünkü bu halk birçok kimseye kredi açar.
3 ay sonra, 5 ay sonra veya 1 sene sonra veya 5 sene sonra veya Tayyip Bey'de olduğu gibi 20 sene sonra geri alın. Geri alın. Yol ayrımı şudur. Ben ısrarla bunun altını çiziyorum. Yani böyle hamaset cümleleri veya polemikler üzerinden bir şeyler söylemek istemiyorum. Bana da yakışmaz zaten. Yol ayrımı şudur. Selahattin Bey için de, benim için de, herkes için de. Kürt siyaseti şu ana kadar PKK'nın sürdürdüğü silaha, şiddete dayalı, totaliter, otoriter, işte Marksizmin en arkaik yorumu diyeceğim. Yani Marksizm'de fazla bir alakası yok da işte öyle ifade ettikleri için ben de böyle ifade ediyorum. Kendilerini böyle ifade ediyorlar. İdeolojik ve siyasi olarak bu yanlış hatta mı gidecek? Yoksa Kürt siyaseti bundan sonra arkadaş silah, şiddet, terör bunlar bitti. Demokratik mücadeleyle silah birlikte olmaz. Bu savunduğunuz fikirlerin de bugün dünyada bir geçerliliği yok. Kürt coğrafyasında, Kürtler arasında, Türkiye'de, topyekun Türkiye halkı içerisinde hiçbir karşılığı yöntem olarak silahı terk edeceksiniz. Demokratik mücadeleyi seçeceksiniz. İdeolojik, siyasal söylem olarak da herhangi bir ideolojiyi, yani sol, sağ, işte dincilik, Stalinizm değil, demokratlığı öne koyacaksınız. Böyle bir siyasal mücadele olması lazım. Diyebilecek mi Selahattin Bey? Diyemeyecek. Yani PKK'ya karşı bu siyasal duruş itibariyle, yoksa efendim o ondan ayrışsın, bu bundan uzaklaşsın, onu kastetmiyor. Böyle bir siyasal hat ortaya koyabilecek mi? İşte eğer bunu koyabilirse, yani bu önce cesarette, sonra siyasal donanımda, sonra siyasal istikrarda. Yani ne demek cesaret? İşte ben bunu açıklıkla söylediğim için yıllardır o çevreler sürekli bana karşı itibar suikastında bulunuyor. Sürekli yalan atıyorlar, sürekli iftirada bulunuyor. Selahattin Bey bunları göğüsleyebilecek mi? Bu bir. Mesela Duran Kalkan kendini azarladığı vakit Mersin'deki eylemle alakalı, dur arkadaş yanlış yapıyorsun, ben neyi yanlış söyledim de beni azarlıyorsun diyebilecek mi? Bu bir. İki, yani bu bir cesaret, iki donanım. Yani bunun fikri altyapısını, o demokratlığın bütün tuğlalarını inşa edebilecek mi? Üç, bu konuda istikrarlı olabilecek mi? Peki istikrarlı olmaktan kastım ne? Yani bugün bir şey söylediniz, yarın tersini yaptınız, bir şey söylediler, geri çekildiniz. İstikrar aynı hatta ısrarla yürümektir. Mesela Selahattin Bey eşini aday yaptı bu son seçimlerde. Niye aday yaptı? Şimdi soruyoruz. E diyor ki üçüncü hat. Yani CHP, AKP'nin dışında üçüncü hat. E tamam, bunu Öcalan 2019 seçiminde söylemişti. Ama o zaman sen siyasetinle Öcalan'ı boşa çıkarmıştı. Tam tersi bir yola girilmişti. Bugün ne oldu? Tamam, söylemedi. Sonra adaylıktan çekildi eşi. Peki niye çekildi? İşte istikrardan kastım bu. Yani bir hamle yaptığınız vakit bunun gerekçesini halka izah etmek, doğruysa onda ısrar etmek, yanlışsa vallahi bu yanlış oldu, olmadı diyebilmek. Söylemek istediğim bu. Onun için yani popülist bir söylemle işte kredisi arttı, oldu, bu oldu demekten ziyade evet ciddi bir kredi biriktiriyor ve mağduriyeti devam ettiği müddetçe de bu kredisi artacak, ama bu krediyi nasıl kullanacak onu da kendisi belirleyecek. Aslına bakarsanız tam anlamıyla siyaseten kredi alışverişlerinin olduğu bir döneme geçtik galiba 31 Mart'tan sonra ve bu davalardan sonra. Biliyorsunuz 31 Mart sonuçlarının ardından Özgür Özel de seçmenin kendisine kredi verdiğini ve o krediyi nasıl kullanacağı üzerinden mesajlarını vermişti. Şimdi siz de aynı şekilde Selahattin Demirtaş için benzer bir ifade kullanıyorsunuz. Bir kredi verildiği ama o krediyi Selahattin Demirtaş'ın nasıl kullanacağına bağlı olarak siyasi geleceğinin şekilleneceğini söylüyorsunuz. Dilerseniz... Evet, aynen öyle söylüyorum.